Herkese selamlar dostlar 28 Ağustos 2021 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar öncelikle ekranda gördüğünüz üzere 26 Ağustos e, kombinemiz gözüküyor ekranda. Kombinemizde Kopenhag'ın maç sonu 1'i ve Galatasaray'ın atacağı 2 gol vardı. Toplamda 2-16'lık sizlere bir YouTube önerisi yapmıştım. Toplamda 6 tane maç önerisi yapmıştım. Ya 7 ya 3 fire verdik ya 4 fire verdik. Ama çoğu kişi değerlendirmiş. Mesela Akmar'ın ilk golüne girmiştik. KG alıp çıkanlar var. Akmar galibiyeti alanlar var. Güzel kazanmışlar ki zaten Instagram üzerinden bana gelen mesajlar o doğrultuda. 26 Ağustos'ta güzel kazandık. Bir de özel, kazananları öncelikle tebrik edelim. Geçelim buraya isterseniz. Bir de skor yarışması yapmıştık arkadaşlar bildiğiniz üzere. Skor yarışmasında 300 TL para ödülü veriyorduk. Fakat Fenerbahçe maçının skorunu bilmek gerçekten yani müneccim olmak gerekir maçı açabilmek için. Şöyle yapacağım. Toplamda 6 tane yarışma yapacağım. Her yarışmayı bilene 50 TL vereceğim. Yani o 300 TL'yi dağıtacağız ve ilk skor yarışmamızın bir tanesi Beşiktaş Karagümrük arkadaşlar. 6 video boyunca bu skor yarışmasını yapacağız. Her her e, videoda bir kişi kazanacak. Mesela Beşiktaş kara Karagümrük maçının Skorunu bilen bir kişi 50 TL. Genellikle zaten şunu söyleyeyim. Öğrenci arkadaşlarımız katılsın. İhtiyacı olan katılmasın. İhtiyacı olan katılsın. İhtiyacı olmayan katılmasın diyerekten de devam edeyim. Ufak bir fail yaptık. İsteyenler katılabilir. Tamamen istek ve arzuya kalmış. Burada eğlenirken kazandırmak, kazandırırken de eğlendirmek bizim asıl amacımız. İlk mücadelemiz Hamburg mücadelesi. Devam edelim Hamburg mücadelesiyle. Hayden'ın Hamburg mücadelesi arkadaşlar. Hamburg çok fazla defans hatası yapıyor. Bu defans hatalarına gerçekten bedelini ağır ödüyor özellikle son 2 haftada. Hatta son 2 haftada aldığı skorlara baktığımız zaman da bir tanesinde 3-2 yenildi. Bir tanesinde de 2-2 berabere kaldı. Yani zaten Hamburg'un tüm maçları KG olmuş. Defans hattında bir sıkıntı olduğunu söylemek mümkün. Defans hattında bireysel hatalar oldukça fazla olduğunu görmek mümkün. Hamburg'un son maçında zaten çok fazla gördük. Hücumda ne kadar fazla iyi oynasa da Hamburg'un en zayıf yönü zaten kontra atakları savuşturamama kontra atakları savuşturamadığı için Hamburg takımı ki zaten takımın en zayıf bölgesi kontra atakları savunmada çok sıkıntı çeken bir takım Hamburg takımı. Fakat hücum yönünden gerçekten güçlü. Özellikle Hamburg takımı arkadaşlar ağırlık olarak kanatları kullandığını kanatları kullandığını söylemek doğru olur. Çünkü baktığımız zaman da o ya, takımın çıktığı atak yönlerine baktığımız zaman da sağ ve sol ataklardan çizgiye inerekten de içeriye çıkarılan paslarla genellikle gol bulduğunu görmekte mümkün. Ev sahibine baktığımız zaman da ev sahibi ağırlıkla en önemli öne çıkan özelliği hava topu mücadelesi ve duran toplar ve kontra ataklar. Yani şöyle söyleyeyim. Ev sahibi kontra ataklarda iyi işler çıkartabiliyor ki önceliği zaten Ofansı düşünen takımlardan bir tanesi Hayden'ın. Ondan dolayı burada ben Hayden'ın kendi evinde gol atmasını bekliyorum. Hamburg takımı da zaten kanatlardan oynadığı için genellikle bir artık dur demek isteyecektir. Çünkü geçen sezon kıl payı kaçırdı. Bu sezon artık kaçırmak istemeyecektir. Bundesliga 2'den aldım bu mücadelede ben. Her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. 1.48 gibi orandan karşılıklı gol var tercihini burada değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İkinci maçım Toulouse mücadelesi. Bu maç hakkında önemli notlarım var. Mutlaka dinlemenizi öneririm. Şöyle almışım ki. Öncelikle Toulouse'un yaptığı bir önemli transferden bahsedeyim. Yokohama'dan alınan Onaviu. Öyle bir ismi var adamın. Japon mudur, Koreli midir artık nereden almışla. Önemli bir transfer yapmış. Transfer cuk diye oturmuş takıma ve gerçekten güzel verim almış son haftalarda. Ben Toulouse'un mücadelesini izlemiştim bir tane. Gerçekten güzel bir performans sergiliyordu. 90 dakika izlemedim ama onu da belirteyim. Yani Öyle bir transferlere güzel oturmuş. Asıl önemli olan burada zaten. Önemli bilgiyi veriyorum şu an. Teknik direktörleri Montaigneur diye bir telaffuzu var teknik direktörünün. Eski takımına karşı oynayacak burada. Yani Toulouse'un teknik direktörü burada eski takımına karşı mücadele ettiği için Deplasman takımını bilen takımlardan yani deplasman takımın oyun stilini oyuncuları bilen bir hoca. O yüzden Tunus zaten ligde çok iyi gidiyor. Lider olması lazım. 5 maçta 12 attı 4 yedi. Kendi evinde burada galibiyete uzanacaktır. Sağlam gördüğüm maçlardan bir tanesi bu mücadele. Hem teknik direktör olsun hem yaptığı transferlerin oturması olsun. Tunus takımı gerçekten ön plana çıkıyor. Fakat ben artık bildiğiniz üzere çok fazla taraf galibiyeti almıyorum. Şöyle yapıyorum. Ev sahibi 1.5 üst yaparsanız yine 1.39 gibi güzel bir oranı var. Ben ev sahibinin tulusunu atacağı 2 golü değerlendirmenizi öneririm. 1.39 gibi orandan değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi ev sahibi 1.5 üst şeklinde değerlendirebilirler. Hepinize bol şans diliyorum. Üçüncü mücadelemiz West Ham Crystal Palace mücadelesi. Crystal Palace maçından önce arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere dün ben 26 Ağustos'ta tam 6 tane canlı bahis verdim. Bu canlı bahislerimiz nelerdi? Hatta 6'da 6 yaptım katıl grubunda. Full artı full ile ilerledik. Helsinki maçına ilk yerde bir gol olur dedim. Galatasaray maçı kaybetmez dedim. 1-0 yenilirken en kötü berabere kalır dedim. Kalan süreye ikinci gol Roma'dan beklediğimi söyledim. Antwerp'in ikinci golüne girdim. Vites Şen'den bir golüne girdim. O geldi. Ve Fenerbahçe'nin 3. golüne girdim. Zaten hepsinin or ortalaması 1.45-1.47 olaraktan da 6'da 6 yaparak canlı da full yaptık. Bunu da göstermek istiyorum. Katıl grubuna yaptığımız canlı performans. Ekrana gelen Rolling serisi ise 26, o 26 Ağustos için arkadaşlar bir Rolling serisi yaptık biz. Bu Rolling serisinde Roma'ya karşı oynadık. Roma'ya oynadık. Neden Roma'ya oynadık? Maç kadrosunu bekledik. Tam Abraham'ı da oynatırsa ben burada dedim ki Abraham'ın Fiorentina maçında çok fazla istekli olduğunu gördüm. Yine bu mücadelede oynatırsa Abraham'ı ben mutlaka zaten Abraham'ın atmasını da bekliyordum bu arada. Kendim de Avrupa'dan öyle bir bayis aldım. Abraham'ın golü. Roma 3-0 kazandı. Rolling'imiz kazandı burada. İnşallah yarın da bir rolling yapacağız. Katıl grubumuzda. İsteyenler faydalanabilirler. Böyle ufak ufak serilerde yaptığımızı söyleyelim. Onun dışında yüksek oran grubumuz var bildiğiniz üzere. Yüksek oran grubunda da aynı şekilde 20 oranlı bir deneme yapmıştım. 3 tanesi geldi. Roma'nın alır 2.500. Kopenhag alır 2.500. Galatasaray alır 2.500. Ve Fenerbahçe'ye maç sonu 0 yaptık. Keşke Fenerbahçe'yi de alır ve 2.500 yapsaydık da güzel bir oranla yine yaklaşık 20 oranı buluyor. Oradan hatta 20 oranı geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Yine güzel bir şekilde kazanabilirdik. Nasip kısmet olacağı varmış olmamadı olmadı. olmadı. Hemen isterseniz Telegram grubunu da göstereyim sizlere. Telegram grubuna nasıl canlı veriyorum onu göstereyim. Bakın zaten burada bu sanırım Won zaten erken gelmiş. Hatta şöyle vermişim ki bunu erken alıyorum. Biraz daha çok kişi ulaşsın diyerekten de oran isteyenler oran bekleyebilir. Dakika 6'da almışım ben. Dakika 11'de gelmiş. İlk geri bir buçuk üst çok hızlı geldi. Bunu ben yetiştiremedim kimseye. Deplasman 2.5 üst aldım dakika 40'ta. 1.45'ten. O geldi zaten. 5 tane gol oldu. Onun dışında ikinci gol ev aldım. Aynı şekilde zaten dediğim gibi dün katıl telegram grubumuzda full çektik. Bu da aynı şekilde verdiğim bir diğer canlı bahis. 6'da 6 yaptık. Güzel kazançlar elde ettik. Kazanan herkese tebrikler. Ben sohbet grubunda takip ediyorum. 10.000 TL kazanç yapan var. Abi bereket versin. Muazzam kazançlar. O kazançları ben elde edemedim dün. Nasıl katılacağım diye soranlar varsa da seviyelerden bahsetmek istiyorum hemen. Şurada seviyelerden bahsetmek gerekirse katıla tıkladığınız zaman abone oluşunun yanında bir video var. Bu videoyu izleyerekten de zaten bilgilenebilirsiniz. Kısa bilgilendirme vermek gerekirse. Ana Telegram grubu seviyemiz 30 TL'lik seviye. Yüksek oranlı grup seviyesi de 60 TL'lik. Hem Telegram ana grubu hem de yüksek oranlı grubumuza girebiliyor. Her şey dahil iletişim seviyesinde de benim WhatsApp numaram var. Orada özel olarak yazıp ya yani maç isteyenler oluyor. Yüklü girenler geliyor genellikle. Yüklü girenler burada benimle birebir iletişim şansına sahip oluyor. Onlar da zaten geliyor. Abilerim, dayılarım, abilerim geliyor genellikle. Onlar da elimden geldiğince zaten yardımcı olmasına hangi maç, hangi sebeple yazıyla şeklinde iletmeye çalışıyorum. Bol şanslar diyerekten de geçeyim maçlarımıza. Güzel maçlar var. West Ham. West Ham arkadaşlar bu mücadeleyi alırsa yeni bir rekoru imza atıyor. Rekoru da şu West Ham sanırım geçen sezonda Everton böyle iyi başlamıştı. West Ham da geç, aynı şekilde güzel başlıyor. David Moyes yönetiminde West Ham bu maçı da alırsa geçen maç zaten Antonio arkadaşlar en çok gol atan West Ham futbolcusu oldu. Gerçekten muazzam bir kadrosu var. Hücum hattı da zaten Bowen, Fornas, Benrahma ve Antonio olaraktan da o ileride 3-1 şekilde ilerliyorlar. Yani West Ham hücum hattında çok güzel işler çıkarıyor. Crystal Palace son bir 3 haftadır şöyle bir çetrefilli yani. Bir hatta son mücadelesi de kupa mücadelesi oynadı. Kupa mücadelesinde de Watford'a karşı deplasmanda kaybetti. West Ham'da kazanmaya devam ediyor. Ben burada şöyle bir bahis alacağım. Ev sahibinin atacağı iki gol benim için değerli. Oranı da güzel. West Ham güzel performans sergiliyor arkadaşlar. 1.54'te oran açmışlar. Atamazsa bile ya yani en azından ben West Ham'ın bolca pozisyona gireceğini biliyorum. Ve bu maçta sanırım şöyle yanlış bilgi vermeyeyim alırsa uzun zaman sonra West Ham lige 3'te 3 ile başlayacak. Sanırım öyle bir şey olması lazım. İstatistik olması lazım. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. West Ham'ın ben burada oyununu izledim. Son hafta Leicester zaten nasıl darma doğan, darma doğan etti onu izledim. Ki Leicester kırmızı kart görmüştü. Şuradan form durumunu da göstermek istiyorum. Hem de şöyle de bir durum var. Crystal Palace daha yeni mücadele oynadı bildiğiniz üzere kupa maçı. West Ham burada yani 2 gol atar diye düşünüyorum ben. 1.54 gibi orandan West Ham'ın atacağı 2 golü öneriyorum. Kocaeli Samsun Spor mücadelesi. Bu maç hakkında notlarım var. Ee, şöyle defterime bakıyorum. Aynen. Sol bek arkadaşlar Atilla Turan bu mücadelede olmayacak. Hatta şöyle de bir not almışım. Kocaeli'nin son maçında sadece bir isabet şutu var. Hatta Ankara gücüne karşı isabet şutu yok sanırım. Şöyle göstereyim. Aynen isabetli şutu yok. 10 kişi kalan Ümraniye karşı ise sadece iyi futbol sergilediler fakat gol bulamadılar. Hatta Ümrani 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol attı bu mücadelede. <laughs> Samsun Spor ise son maçında ilk, birinci hafta bay geçti. ikinci hafta galip geldi 3-1 Balkes'e karşı. Burada da ben açıkçası galibiyete yakın görüyorum. Burada Samsun Spor'un kazanması benim için ön planda. Geçen sezon şansa bıraktılar biraz. Yani çıkamadı şansa. Playoff'lardan karşı çıkamadı. Bu sezon pek fazla şansa bırakacağını düşünmüyorum. Bu tip maçlarda kolay kolay puan bırakacağını düşünmüyorum. Yerli Ronaldo'muz Yasin Öztekin bu maçı bize kazandırabilir. Geçen maçta hat-trick yaptı. Bazı eksikler var Samsun Spor'da. Fakat ben yine de Samsun'un kalitesiyle burada bir adam önde olduğunu ve taraf galibiyeti olarak denenebileceğini düşünüyorum. İsteyenler deneyebilirler. Lazio Space'e mücadelesi. Lazio tarafındayım burada da fakat oranları gerçekten düşürmüşler. Spezia'ya e karşı oynuyor. Sarri henüz bir sistemi oturtamadı Lazio takımında bildiğiniz üzere. Lazio'nun başına geldi. İlk maçta kazandı. 3-1 gibi bir skorla kazandı. Empoli ile oynadılar ama gerçekten kalesinde de çokça pozisyon verdiler. Çokça pozisyon verdiğini söyleyelim. Özellikle ikinci yarı Empoli takımı yani Lazio kalesine ambargo koydu. Yani hatta ya golü atması işlem bile değildi Empoli'nin. Maç 3-1 bitti. Kendi evinde oynayacaklar bu mücadelede de. Ben Lazio'nun baremi burada varken ev sahibi 1.5 üstünde oranı 1.40 gibi oran açmışlar. Lazio'nun kendi evinde bu maçta 2 gol atmasını bekliyorum. Zaten hücum hattına baktığımız zaman da Lazio'nun aynı şekilde Aynı şekilde Immobile var, Pedro var. Philip Henderson'ı aldı. Correira'yı gönderdi. Onun yerine West Ham'dan olması lazım. Philip Henderson'ı aldı. Sağ kanattan da Pedro'yu aldı zaten. Pedro da oynarsa arka tarafları zaten güçlü. Alberto ve Savic'le birlikte hücum yapacaktır. Kendi evine zaten çıkıp burada Lazio Spezia'ya karşı defans oynamayacak. Ofans oynayacaktır. O yüzden ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.40 gibi oran açmışlar. Değerlendirebilirler. Hatta bu oran kapanabilir. Yarın gün içinde bekleyin mutlaka açılım kapanıyor bu tür bu tür e, bu tür büyük takımların ev sahibi bir buçuk üstü mutlaka bekleyiniz açarlar şu an belki kapalıdır bile burada gözüktüğüne bakmayın. Gelelim Kara Gümrük Marsilya mücadelesine. Marsilya bizi andı diyelim. Marsilya takımı şu an Kangal Tips'i andı. Kara gümrükle Beşiktaş mücadelesine. Arkadaşlar ben burada Beşiktaş tarafındayım. Beşiktaş'ın burada atacağı 2 golün oranına baktığımız zaman da ev sahibi 1.5 üstten 1.43 gibi oran açmışlar. Ben burada 2 birlik bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum açıkçası. Beşiktaş burada son maçında açıkçası çok fazla bir futbol ortaya koyamadı. Yeni transferler ilk defa oyuna girdi. Teşehir'e, Bacuay'ı. Adam da ayağının tozuyla sahaya girdi mesela. Bu arada Cristiano Ronaldo da Manchester United'da onun da bilgisini verelim. City'ye gitti derken bir anda United'a gitti. Beşiktaş burada arkadaşlar. Ya yani kendi evinde oynayacak, taraftarı önünde. Geçen hafta zaten bir, çok fazla vasat bir performans sergiledi. Açıkçası hücumda pek fazla iş yapamadı. Baçvaj olsun. Pek fazla topla ala buluşturamadı. Yabancı sorunun çıktı. Yabancı sorunundan dolayı Sergen Yalçın biraz e, ne yönetimi e, TFF'yi eleştirdi. Tarzında olaylar oldu. Beşiktaş'ın burada kendi evinde, taraftar önünde ben bence 2 gol atmasını bekliyorum. Karagümrük takımı da zaten bildiğiniz üzere defansa gömülen bir takım değil. İleride de iyi işler çıkaran takımlar. Baktığımız zaman da zaten Ahmet Musa'yı ben gerçekten çok fazla beğeniyorum. Pes içinde ileri attığında Karagümrük tarafında bitiriciliği gerçekten güzel. Burada şu an ideal kadrosunda Batçuhay, Teşeyra, e, Salih Uçan, Gezal, Larin şeklinde gözüküyor. Bir değişiklik olur mu burada? Atiba yok sanırım kadroda. Sol bekleyense kadar olmayacak sanırım. Rıdvan Yılmaz olacak. Umut Meraç transferine bakıyorlardı. O da gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Burada Beşiktaş'ın atacağı 2 gol benim için değerli. Kombineme de koydum hatta. O yüzden ev sahibi 1.5 üstü 1.43 gibi orandan kombineye koydum. Değerlendirmek isteyenler burada Beşiktaş'ın atacağı 2 golü değerlendirebilirler diyerekten de geçeyim. Bir diğer maçımız Juventus'la Empoli mücadelesi. Juventus arkadaşlar Ronaldo gitti artık. Bugün zaten biz 20 hatta yarım saat oldu Manchester United bunu paylaşalı. Ee, düne kadar City'ye gidiyordu. Ondan sonra bir anda sabah Aleph Ferguson demiş ki Yeğenim gel bizim şeye takıma, bizim takımda oyna. Sen Manchester kırmızıdır demiş. O da okey abi demiş. Hemen anlaştılar. Juventus'ta ama şöyle bir etki olacağını düşünüyorum. Bakın katılır mısınız bilmem. Messi takımdan gittikten sonra Barcelona'dan örnek veriyorum. Takımdaki diğer oyuncular ekstra bir performans gösterme, ekstra bir çabalamaya başladı. Devam edeceğim birazdan. Barcelona'da futbolcular ne, nasıl bir reaksiyon gösterdiyse Juventus'lu futbolcular da burada belki bir reaksiyon gösterebilir Ronaldo sonrası. Yani bazıları takımın iş üstüne çıkabilirler açıkçası. Empoli'den bahsedeyim. Empoli'den az önce Lazio maçından bahsetmiştim. Gerçekten güzel bir futbol sergiledi. Korkusuz bir futbol sergiledi. Korkmadan hücum yaptı yeri geldiği zaman. Ama yeri geldiği zaman da burada e, defansını yaptı Empoli takımı son maçta. Juventus burada Lige diğer rakipleri güzel bir başlangıç yaparken Juventus başlangıç yapamadı ki Juventus'a açıdan olan 1.17 sizler de görüyorsunuz. Ben bu mücadelenin gollü geçmesini bekliyorum açıkçası. Maçta 3 gol sesi gelecektir. Onun orada 1.33. Girmeyelim buna. Buna girmeyelim. Şöyle yapalım. Maç sonu 1 ve 2.5 üstü yaptığınız zaman da 1.50 gibi ideal bir oranı var. Empoli de gol atarsa 2-1 gibi bir skor çıkabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden maç sonu 1 ve 2.5 üst şeklinde değerlendirme yaparsanız güzel olur diye düşünüyorum ben. İdealdir değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi de bu şekilde değerlendirebilirler. Son maçın Marsilya étienne mücadelesi. Marsilya'nın oranı 1.53 gibi oran açmışlar. Sentetien de lige 3 3 beraberlikle başladı. Aldığı 3 maçta berabere bitti. Korkum ne biliyorsunuz mu? Şurada bunda gözükmüyor. Maçkolik diğer telefonda güncel olduğundan. Tahminci bu mücadeleye Maçkolik'in tahmincisi maç sonu 1 demiş. E ben bu tahminciler ne zaman böyle bir tahminlerin böyle çakışsa o tahmin sıkıntıya düşüyor. Yani bu maç tahmincileri zaten tamamen iddiaya çalışıyor. Ama ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi Marsilya'nın kadrosuna baktığımız zaman da Fuente, Cengiz şeklinde ileride oynuyorlar. Hatta 3 defans oynuyor Marsilya takımı. defansa biraz önlem alması gerektiğini düşünüyorum Marsilya takımının. Mutlaka zaten eee teknik direktör görüyordur biliyordu. Çünkü oynadığı maçlarda genellikle gol Marsilya takımı. Hatta şöyle göstereyim. Son maçından zaten bahsetmeyeyim. Bordeaux mücadelesi vardı. Montpellier mücadelesi de 2-0'dan çevirdi. Fakat dediğim gibi çok fazla golluyor. Savunma önlemini de bu maçta biraz alabilir. Mesela 3 defans oynuyor. Onu belki 4 defans yapabilir veya o ilerideki sağ ve sol bekleri hücuma değil de biraz daha defansa ön planda tutabilir diye düşünüyorum. Burada ben Marsilya galibiyeti bekliyorum. Deplasmanda berabere kaldım. Bordoks'la. Nice hükmen mağlup oldu. Muhtemelen ceza alacaklardır o maçta. Bu maçta bir artık reaksiyon mücadelesi olarak gördüğümden dolayı Saint-Etienne'e karşı galip gelmesini bekliyorum. Marsilya'nın Saint-Etienne'de kendi evinde hücumu yapan fakat deplasmanda oynadığı maçlarda da kalesinde bolca pozisyon veren ve ağırlıklı olarak defans futbolu sergilediğinden dolayı Marsilya'yı ben burada kombineme de alıyorum. Cengiz olsun, Fuente olsun, Payet olsun. Payet'in saçlarını yiyeyim bu arada saçlarını çift topuz yapıyor. Kedi gibi sağda takılıyor. Ben burada bir Marsilya tarafındayım. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Şimdi ekranda kombineyi görüyorsunuz arkadaşlar. Kombinem Beşiktaş'ın burada iki gol atarı. İlk e, dediğim gibi Beşiktaş kendi evinde mutlaka gol atmasını bekliyorum. Beşiktaş burada 2 birlik bir galibiyet beklediğimden dolayı ben galibiyetten ziyade burada Beşiktaş'ın atacağı 2 golü değerlendirdim. İsteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. İkinci mücadele ise Marsilya mücadelesi. Dediğim gibi Marsilya biraz riskli gelebilir sizlere. Fakat iki maçtır fire veriyor ve güzel futbol sergiliyor açıkçası. Beğenerekten izlediğim takımların başında geliyor. Sentetine karşı kendi evinde taraftar önünde geçen maçta hükmen yenildi. Biraz daha hırs, biraz daha istek ve biraz daha azimle oynarsa bu maçı da kazanır diye düşünüyorum. 219 gibi oranı var sanırım. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Hepinize bol şans. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Görüşmek üzere. Bay bay.